değerli seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bugün 4 Ağustos, yarın 5 Ağustos. 5 Ağustos malum Ergenekon davasında karar günü. Ergenekon tezgahında diyelim, daha doğrusu davası değil, tertibinde, tezgahında yarın karar günü, final günü. Öyle olduğu için de kitleler, yığınlar, yüz binler Silivri'ye bir demokratik haklarını kullanma anlamında bir çıkarma yapacaklardı. Ama maalesef dünden beri AKP ceberrutluğu sahnede, AKP polisi evler basıyor, zulümler yapıyor açıktan. Ve yarın olacak olan Silivri, o şanlı Silivri gösterisini engellemeye çalışıyor. Dün itibariyle yasal, legal bir parti olan İşçi Partisi'ne polis terörü uygulanıyor. Keza yasal, legal bir gençlik örgütü olan Türkiye Gençlik Birliği'ne karşı açık bir terör uygulanıyor. Gözaltında çok sayıda isim var. Bugün bunları enine boyuna masaya yatıracağız diğer konularla beraber. Çok değerli iki konuğum var. İşçi Partisi Genel Sekreteri sevgili Hüseyin Karanlık ve Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanı sevgili Orçun Göktürk. Hoş geldiniz. Şimdi Sayın Karanlık, sizden başlamak istiyorum. Ne oldu? Ankara İl Başkanınız galiba ve İstanbul İl Başkanınız gözaltına alındı. Ama tabii yapılan aramalarda sadece bugün değil, bütün Ergenekon tutuklular dahil olmak üzere bütün işçi partililere sayısız onlarca kez yapılan baskınlarda olduğu üzere, bütün Türkiye Gençlik Birliği'ne onlarca kez yapılan baskınlarda olduğu üzere değil bir silah, bomba, bir çakı bıçağı bile bulunamadı. Çünkü sizin terörle, zaten siz yasal, meşru, legal bir partisiniz. Türkiye Gençlik Birliği'nde terörle uzaktan yakından ilgisi yok. Terörü lanetleyen bir yapı. Haliyle bir suç unsurunun, yani belki poster bulunur, kitap bulunur, kalem bulunur da onun dışında bir şey bulunmaz. Bulunsa zaten yandaş medyada manşetlere çıkarırlardı. Yok. Nedir bu operasyon? Operasyon ne zaman başladı? Nasıl oldu? Bu ayrıntılar dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi iki cümleyle özetleyeyim. Önce teşekkür ediyorum programınıza konuk ettiğiniz için. Ve bu pazar siz şeref sabahı, verdiniz. Bu pazar sabahı bütün izleyicilerimize günaydın diyoruz. İyi dinlenmelerini diliyoruz. Çünkü çok hareketli günlere, haftalara giriyoruz. Şimdi iki kelimeyle özetlenebilir. Korku, telaş ve çaresizlik. Tayyip Erdoğan'ın cephesi bakımından. Durduramazlar. Yıldıramazlar. İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve halk bakımından. Durumun özeti budur. Şimdi ben aslında izin verirseniz vakit de var buyurun, herhalde. Buyurun, buyurun, vay efendim var, buyurun. Şu Ergenekon davası buyurunuz. Başladığı günden bu yana bazı verileri ortaya koyarak lütfen, buyurun. Bir tablo çizmek buyurunuz. İstiyorum. Şimdi mahkeme 20 Ekim 2008'de başladı. Ondan öncesi de var tabii, mahkeme öncesi. 21 Mart'ta operasyon oldu. Genel Başkanımız Sayın Perinçek, İlhan Selçuklar. Ondan önce İşte Ümraniye'de başladı diyorlar. Tezgah. Evet, bazı asker. Geç Ümraniye'ye o yere hiç gidilmedi. Onu masa başında tutanak tutuldu ama. Şimdi daha da geriye giderseniz bu 5 Kasım 2007 Oval Ofis'e kadar gidiyor. Oval Ofis, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un çalışma odasında Tayyip Erdoğan'la birlikte bu operasyonun düğmesine basıldığını Tayyip Erdoğan'ın en yakın dostlarından Fehmi Korut köşesinde yazdı ve ekranlardan da ilan etti. Hiçbir zamanda yalanlanmadı. Yani bu operasyon deniz aşırı emperyalist bir merkez tarafından, Washington, Amerikan ve gene sınır ötesi batı merkezleri tarafından düğmeye basılan irade o. Türkiye'de ise onların işbirlikçi gerici iktidarlar bir mekanizma kurdular. Polis içinde, adliye içinde ve bir adı sözde mahkeme olan bir heyet, kukla heyet, tamamen tetikçi bir mekanizma. Türkiye Cumhuriyeti polisi değil, polistekiler
Adliyedekiler Türkiye Cumhuriyeti adalet elemanları değil, mahkemedekiler de hakim değil. Mahkemede mahkeme Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi değil. Şimdi böyle başladı. Mahkeme başladığı gün Türkiye'den bir seferberlik başlattık. 3.000 ile 5.000 kişi o gün tavır koydu. Şimdi o 3.000 5.000 kişi yarın bizim hesaplarımıza göre 300.000 ile 1 milyon kişi arasında Silivri'ye akmak üzere hazırlık yaptı. Şimdi bakın 2008'de 3-5.000, 2013'e kaldık 300.000 500 bin, evet, 1 milyon. 300 bin, 1 milyon evet. Arasında bir kitle oraya iradesini, düşüncesini ortaya koymak ve mesajını dünyaya ilan etmek üzere akın etmeye hazırlanıyorlar. 5 yılda bu kadar katlanmış. Sonra arada gene gidişlerim, ikinci bir gidişimiz oldu kritik bir aşamasında. Türkiye çapında seferberlik yaptık. 5.000 ile 10.000 kişi arasında. Yani ikiye katlandı. Bugünkü durumu ifade ettim. Şimdi demek ki halkı korkutmak, yıldırmak açısından bu davadan bekledikleri sonucun tersini elde ettikler. Türkiye'nin milletin en seçkin evlatlarını, siyasetçilerini, ordusunun teröre karşı savaşan en seçkin komutanlarını, en bilinçli komutanlarını ve Türkiye'nin süzme evlatlarını toparlayıp Türkiye'yi sindirmek ve Amerika'nın bölgedeki planlarının, onu da herhalde biraz sonra açarız, önünü açmak üzere mızrağın sivri ucu, koçbaşı olarak bu operasyonu başlattılar. Ama gelinen yer halk açısından yüz binlerin Silivri'ye akınıdır. Halkı korkutmak söz konusu olmamıştır. Korku Tayyip Erdoğanlar ve Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki işbirlikçi iktidar mensuplarının korkusu haline dönüşmüş. Korku dediniz de bugün Sayın Perinçek'in "Hainler korkak olur" diye muhteşem bir yazısı var. Evet. Onu programın sonunda okuyacağım değerli seyirciler. Evet. Şimdi hatırlarsınız Ergenekon dalgaları 1, 2, 3, 4, 5 medyada manşetler, NATO'yu basacaklar, orduya suikast, generallere suikast, bin bir türlü yalan, iftira ve komployla ne yaratmaya çalıştılar? Korku imparatorluğu. Evet. Ona da medya bu isimle. Şimdi bu korku imparatorluğu döndü dolaştı en sonunda iktidar sahipleri için korku tüneline dönüştü. Halk içinde büyük bir öfkeyle bu iktidara karşı ayağa kalkma bir noktasına Eylül-Ekim sendromu var Sayın Hüseyin Bey, Karanlık, Sayın Karanlık. Eylül-Ekim sendromundan bahsediliyor AKP bağlama açısından. Evet. Yani Tayyip Erdoğan'da bir Mısır ve Eylül-Ekim sendromu başladı. Herhalde geri sayım süreci gibi bir şey bu, değil mi? Şimdi o korkuyla zaten bu kadar valiyi konuşturdular. Şimdi Silivri'de dağ başında İstanbul'a 100 kilometre mesafede bir şey mahkeme sözümana olacak. Türkiye'nin her yerinde seyahat özgürlüğünü yasaklıyorsun. Valinin açıklaması. Diyor çok kademeli önlemler alacağız ve bütün il örgütlerimize İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda emniyet müdürlüklerinden tebligatlar yapılıyor. Buradan araçlarınızı çıkartmayacağız vesaire falan diye. Yani Türkiye çapında muazzam bir korku ve telaşa. Nedir bu? İşte Eylül sendromu. Aslında Eylül sendromu Haziran sendromunun Eylül'e taşınması veya Ekim'e taşınması da diyebiliriz. Yani bu bir beklenti olmaktan çıktı onlar açısından halk hareketi. Bir olgu. Mayıs 31 Mayıs gecesinden itibaren 1 Haziran 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan geceden itibaren milyonların bizim hesabımıza göre 3 günde 7 milyon insan Türkiye'de aralara çıktı. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, bütün Türkiye'de, bütün Türkiye'de, evet, evet, bütün evet, vilayetlerinde 78 ilde. Evet. Bizim hesabımıza göre 7 milyon insan ayağa kalktı. Şimdi millet iradesi, millet iradesi. Bundan daha güçlü bir millet iradesi olur mu? Gazı, copu, mermiyi, fişeyi göze alarak alanlara çıkıyor. Daha güçlü bir irade olur mu? Şimdi buralarda bu sendrom budur. Bunların sonu gelmiştir.
korkularıyla baş başa kalacaklar ve korkularıyla birlikte devrileceklerdir. Evet. Halk ise büyük bir cesaretle, iyimserlikle kendisine, kişiliğine, ülkesine, milletine, tarihine, Atatürk'üne, bayrağına, birliğine, bütünlüğüne sahip çıkarak milyonlar halinde ayağa kalkmıştır. Türkiye'nin önü açılmıştır. Ben hep bütün pek çok programda dillendiriyorum, yine de dillendireceğim. Hak teslimi bağlamında İşçi Partisi herkesin teslim olduğu bu konjonktürde, bu süreçte hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine sahiplenmede, bayrağına sahiplenmede, demokrasisine sahiplenmede gerçekten tarihsel görev yapıyor. Herkesin pıstığı, herkesin gizlendiği, saklandığı, teslim olduğu bir süreçte, başta Sayın Perinçek olmak üzere İşçi Partisi kadroları gerçekten tarihe geçecek nitelikte bir mücadele veriyor. Bunun ısrarla ve ısrarla altını çiziyorum. Evet sevgili Orçun Göktürk, Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanısınız. Öğrencisin, nerede öğrencisin? Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi'nde öğrencisin. Şimdi ben Türkiye Gençlik Birliği'ni çok seviyorum. Şunun için Türkiye Gençlik Birliği'ni Türkiye'nin geleceği adına teminat olarak görüyorum. Türkiye Gençlik Birliği, değerli seyirciler, homojen bir yapı değil. Her görüşten gençler var orada. Temel ölçü Mustafa Kemal'le, Türkiye'yle beraber olmak. Bunu sevgili Çağdaş da bu programımızda Ankara'ya geldiğinde konuk olmuştu. Daha önce İlker Yücel, Adnan Bey, onlar hepsi Gençlik Birliği'nin genel başkanları sıfatıyla bir ilkelerini ve Gençlik Birliği'nin misyonunu açıklamışlardı. Şimdi size karşı müthiş bir şey var. Kim var? Nedeni şu tabii, siz cemaatlerin, dinci örgütlerin, ben dinle, diyanetle uğraşan cemaatlere saygı duyarım ama Türkiye'deki cemaatlerin büyük bir bölümü maalesef emperyalizmin İslam'ı ideoloji haline getirerek emperyalizmin İslam'ı araç yapmasının vasıtalarıdır Türkiye'de cemaatler. Dolayısıyla onlar da gençlik üzerinde yani ışık evleri, şunlar bunlar gibi devşirme projeleri var. Yani işte Türkiye Gençlik Birliği bu anlamda bir alternatif oluyor. Siz Türkiye'nin bekası adına Atatürkçü, milliyetçi, ulusalcı gençler olarak sahnedesiniz. Önce Türkiye Gençlik Birliği'ne yapılan operasyonlardan bahset. Ankara'da da yapıldı, İstanbul'da da yapıldı sevgili Çağdaş Cengiz gözaltında. Onlardan bahsedelim. Bizim gazetemizin genel yayın müdürü sevgili İlker Yücel, ki Türkiye Gençlik Birliği'nin bir önceki genel başkanıydı, o da yani içeride ve en rezil olanı elleri kelepçeleniyor. Yani bu çocuklar, hayır bu çocuklar adam öldürdü, ne yaptı? Palalı alçaklar, palalı canilere yol verilirken, kelepçe utancı, o kelepçeyi taşıyan değil, onu takanların utancıdır aslında. Bravo. Palalı alçaklara yol verilirken, işte Fas'a gönderilirken, Hizbullahçı katiller bir bir salınırken, bu ülkenin gençleri, yarınları olan bu ülkenin gençleri hiçbir suçları olmaksızın yaşasın Türkiye, kahrolsun Amerikan emperyalizmi dedikleri için, sadece bu, yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti dedikleri için elleri kelepçelenir vaziyettedir. Evet sevgili Orçun, seni dinliyorum. Evet Sabahattin Bey, siz biraz söylediniz ama ben biraz daha açmak istiyorum. TGB lütfen. Bugüne kadar neler yaptı? Çünkü bu operasyonların temelleri buralarda. Bir, Mehmetçik yürüyüşleri. 2008 yılında, TGB 2006 yılında kuruldu biliyorsunuz. 2008 yılında da büyük Mehmetçik yürüyüşleri patlak verdi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Türkiye'nin 70'e yakın merkezinde Mehmetçik yürüyüşleri yani yaptı. Yani askerimize, Mehmetlerimize sahip çıkma. Evet, evet. O dönem yine büyük bir baskın olmuştu. 13'e yakın askerimiz şehit olmuştu. Bir, halkta bir patlama oldu. Bunların bir örgütleyicisi oldu. İki, milli bayramlar yasaklanan, o hatırlarsanız bir fotoğraf vardı. Şimdi AKP iktidarında artık normal oldu ama Atatürk büstünün etrafına polislerin barikat kurması, halkın çiçek, çelenk bırakma hakkını elinden alarak, milli bayramların yasaklanması ki Türkiye'de Haziran ayaklanmasının temelini de bu oluşturuyor. Üçüncüsü çuval.
Çuval çok önemli. Biz iki ayrı yerde Amerikan ve NATO askerlerine çuval geçirdik. Bu içeri alınan yiğitlerin birçoğu da bu çuval eylemlerinde bulundular. Bu çuval eyleminden önce de 2009 yılında ABD'nin tehlikeli örgütler listesine girdi TGB. Bu bizim için bir onurdu. Birçok örgüt var tabii ABD'nin tehlikeli örgütler listesinde ama TGB demokratik hakkını kullanan, o Amerikalı yetkililerin söylüyorlar 2001 yıllarında Türk gençliğini milli kimliğinden koparacağız, koparmalıyız açıklamalarına. Demek ki TGB karşı bir duruş sergilemiş tehlikeli örgütler listesine girerek. Üç gençliği kucakladı, siz söylediniz, milliyetçi, halkçı, sosyalist, kendine birçok sıfat atfeden birçok gençlik TGB'de vücut buldu, birleşti. Nazım Hikmet'i, Mehmet Akif Ersoy'u birbirini anladı gençlik, o kavgadan uzaklaştı. 80'den sonra belki de ilk defa gerçekleşiyordu bu. Son olarak da geleceğine ve vatanına sahip çıktı TGB. Geleceğine ve vatanına sahip çıktı. Bunu antemperyalist mücadeleyle birleştirdi. Şöyle biz 19 Mayıs 2012'de İstanbul'da büyük bir forum düzenledik. Antemperyalist forum. Buraya ismini unuttuğum birçok ülke vardır ama Suriye'den, Lübnan'dan, Irak'tan, İran'dan, Şili'den, Meksika'dan birçok anti-emperyalist genç geldi. Bunların birçok ortak özelliği de Atatürk'ü çok sevmeleri, kendi kurtuluş mücadelelerine ışık saçması bize anlatıyorlardı hep. TGB bunları yaparken tabii TGB bir operasyon, AKP'nin tertipler döneminde bir operasyon yemesine de hak kazanmış oldu. Zaten başımızda bir operasyon vardı. Bizim iki tane kurucumuz, biri genel başkanı, kurucu genel başkanı, diğeri de Tunç Akkoç, Ergenekon'dan yargılanıyorlardı zaten. 7,5 ila 15 yıl hapis cezası isteniyor. Şimdi dünkü yapılan operasyonlarla beraber yeni bir madalya taktık. Yeni bir madalya taktık. Biz böyle bakıyoruz. Dünden beri çok telefon alıyoruz. Halkımız, siz de söylediniz, bizi çok seviyorlar, arıyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Dimdik duruyoruz buradan, onun da mesajını vermiş olalım. Bu tabii TGB'nin bugüne kadar neler yaptığı. Bir de neler yapacağı var. Siz biraz açtınız. 5 Ağustos vardı. 5 Ağustos vardı. Dik bir şekilde gideceğiz. Milyonlar gidecek. Yüz binler gidecekti. Şimdi milyonlar gidecek. Eylül-Ekim sendromu sizin dediğiniz. Bu çok önemli. AKP Yiğit Bulut çıkıyor her gün. Eylül-Ekim'den bahsediyor. Hakikaten bir sendrom almış başını gidiyor. Üniversitelerin açılması. Üniversitelere polisin girmesi. Yani adamların elinden gelse stadlardaki şeyleri yasaklayacaklar. Sloganları. TGB bugüne kadar bunları yaptı, bunları yapacaktı. Zaten burada da metinde de bu dün bir arkadaşımızın gözaltına alıp mahkemeye sevk edilme önceki metin burada yazıyor zaten. Halka çağrı yapmak, halka çağrı yapmak suç. 5 Ağustos çağrısı yapmak çok önemli bir şey okuyacağım. Mahkeme heyetini baskı altına almak. Bu bir suçsa ki böyle bir niyetimiz yok bizim. Demokratik bir eylem bu. Tayyip Erdoğan ben bu davanın savcısıyım diyor. Hiç bunlara dokunulmuyor yani. Evet. Burada tabii birçok suçlama var. Dün gözaltına alınan arkadaşlarımızın evindeki suç unsurları. Kırmızı Beyaz Dergisi, TGB'nin yasal yayın organı. Bayilerde bulabilirsiniz. On binlerce genç okuyor, değerlendiriyor. Olumlu olumsuz eleştiriyor. Abdullah Cömert'in posteri. Hatay'da. Bir de deniz gözlüğü var galiba. Deniz gözlüğü var, evet. İlginçtir yani. O da suç unsuru. Yani gaz evet. Karşısında kendini koruma eyleminde suç sayılıyor. Abdullah Cömert, Ethem Sarısı posterleri suç. Ahmet Şahbaz'ın mı posterini koyacaktık biz yani evimize? AKP'ye göre o suç tabii. Siz zaten her gün özetliyorsunuz ama son 11 yılda, 12 yılda AKP döneminde her şey tersine döndü. Yani PYD, El Nusra, El Kaide, PKK bunlarla müzakere etmek bir hak. Bağımsızlığını, kendi halkını, milliyetçiliğini, halkçılığını savunan gençler, hükümet istifa diyen gençler, geleceğini düşünen gençler sabah baskınları, terörle mücadele timleri bakımından sabah baskınlarına uğruyor. Bunlara artık biz alıştık ama AKP ders çıkarmıyor. Bu çok önemli. Gezi eylemlerinden de ders çıkarmıyor. Vali Mutlu iki gün önce hiç kendi görevi ile alakası olmamasına rağmen mahkemeyle ilgili açıklama yapıyor. AKP iktidarın her şey birbirine girmiş durumda. Herkes herkesin görevini yapabiliyor. Vali Mutlu herhalde hukukçu olmak istemiş, olamamış. Mahkemeye yok şunlar girecek, yok şunlar girmeyecek. Sanki biz icazet alacağız ondan. Tayyip Erdoğan'ın her günkü, Tayyip Erdoğan her şeyi bilen bir insan biliyorsunuz. Biz de şunu da iyi biliriz, biz Aleviliği de iyi biliriz falan.
En iyi öldürmeyi iyi biliyor ama. En iyi öldürmeyi iyi biliyor. PKK ile anlaşarak öldürmeyi iyi biliyor. Gençleri öldürmeyi iyi biliyor. Gözaltına atmayı iyi biliyor. Biz de en iyi bildiğimiz işi, demokratik hakkımızı, vatanı savunmayı, geleceği savunmayı en iyi bildiğimiz iş olarak sonuna kadar devam ettireceğiz. Dün 15'e yakın arkadaşımız gözaltına alındı. Ankara'dakiler İstanbul'a sevk edildi. Ankara'dan Efe Barbaros arkadaşımız, TGB GYK üyesi. İstanbul'da da Genel Başkanımız Çağdaş Cengiz, Genel Sekreterimiz Mustafa Sevim, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcıları topluca alındı ama İlker abi bir önceki Genel Başkanımız... Ama bir söz var ya, sayılmayız parmağıyla, evet, tükenmeyiz kırmağıyla. Evet, aynen öyle. Yani iktidarlar hiçbir zaman ders çıkarmıyor bundan. Cemal Süreyya 55K, 555K eylemde diyor ya, biz şimdi bir araya geliyoruz ve çoğalıyoruz diye. Biz şimdi bir araya geldik ve çoğaldık AKP iktidarına karşı. Bizde artık isimler önemli değil. Her ismin yeri doldurulur artık yani. Böyle Ankara İl Başkanı alınır, biri gelir yerine. TGB Genel Başkanı alınır, biri gelinir ama tabii bu gözaltındaki arkadaşlarımızın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Yani burada suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Yani Türk bayrağı suç unsuruysa bu suç Türkiye'de milyonlar işledi. Milyonlar işledi yani. Kırmızı Beyaz dergisini okumak suçsa on binlerce genç her ay suç işliyor. Milyonlarca insan suç işliyor. Bunları da ben de başta bu suçları işledim. O yüzden eğer bunlar suç unsuruysa... Ben de okuyorum yani o anlamda. Kırmızı Beyaz dergisi suçsa TGB'li gençler onu bana da verdiler. Ben de okuyorum. Hepimiz okuyoruz yani, hepimiz suçluyuz o anlamda. Böyle bir suçtan da şeref duyarız ayrıca Kırmızı Beyaz dergisini okumak eğer suçsa. Değerli seyirciler, öğrenci hareketlerinden gelen biri, 80 öncesinde biri olarak hakikaten sevgili Orçun'un bu ve Türkiye Gençlik Birliği'nin duruşunu ben çok önemsiyorum. Ve Türkiye'de dedim ya, maalesef 2 gün önce bir olay yaşandı. Önceki gün, dün değil önceki gün, Ülkü Ocakları'nın genel merkezinde bir iftar vardı. Devlet Bahçeli çıktı. Onu Aydınlık Gazetesi'nin salı günü köşesinin ayrıntılarıyla yazacağım. Ülkücüleri hadımlaştırma projesi Devlet Bahçeli tarafından. Şunu söyledi: sokağa çıkmayacaksınız, Tayyip Erdoğan'ı protesto etmeyeceksiniz, AKP'yi protesto etmeyeceksiniz diyor Devlet Bahçeli. Ben Devlet Bahçeli'ye çok görmedim. Devlet Bahçeli'nin görevi o zaten. Devlet Bahçeli'nin görevi Türk milliyetçiliğini ve ülkücüleri bloke etmek, tasfiye etmek, yok etmek. Dolayısıyla bugün Türkiye Gençlik Birliği'nin içinde sevgili seyirciler, sevgili İlker Yücel anlatmıştı bana. 6 tane il başkanı ülkücü kökenli, biz mevlitler düzenliyoruz dedi. Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye'nin gençliği. Dediğimiz gibi her renkten, her görüşten gençleri içinde, sinesinde barındıran bir gençlik örgütü. Esası şu: yaşasın Türkiye demek, yaşasın Atatürk demek, yaşasın özgürlük demek, yaşasın bağımsızlık demek. Dolayısıyla siz çok önemli bir misyon icra ediyorsunuz. İyi ki varsınız sevgili Hüseyin Karanlık. Yarına dair mesajlar verelim isterseniz. Çünkü AKP'nin amacı zaten yani yol kesme, yol kesiyorlar. Eskiden kimlerin haramiler yol keserlerdi. Yani hayır, literatürde o. Yani yol kesen kime, yol kesenlere ne denir diye sorulduğunda bunun lügattaki haramiler karşılığı bellidir. Haramiler yol keserlerdi. Dolayısıyla hukuka ve ahlaka bağdaşmadığı için bu ifadeyi kullanıyorum. Seyahat özgürlüğü diye bir şey var. Toplanma özgürlüğü diye bir şey var. Bakın, darbe yaptı denilen Sisi, El Sisi, insanların sokağa çıkma, miting yapma özgürlüğüne karışmıyor. Karışmadığı içindir ki Adeviye Meydanı'nda her gün hala insanlar, evet, toplanabiliyor. Türkiye'de darbe olduğunda biz o süreçleri yaşımız itibariyle sevgili Hüseyin Bey, sizle ben de yaşadık. 12 evet. Eylül süreçlerini, tabii, sokağa çıkma yasağı vardı ve kimse kılığını kıpırdatamıyordu. Tabii. Mısır'da İnsanlar hala Adeviye Meydanı'na gidebiliyor. Ama Türkiye'de güya... Tabii sadece Adeviye Meydanı'na değil, Tahrir ve ülkenin her tarafı, hayal şunu, asıl Mısır halkının büyük gövdesi. Adeviye Meydanı'nda şu anlamda karşıtlar, misal verdim. Karşıtlar olarak yani, evet, Mursi'yi lanetleyen, pardon, Sisi'yi lanetleyen, evet, darbe yönetimi lanetleyenler, evet, bile
lanetleyenler bile çıkabiliyor. O anlamda söyledim ben. Ama Türkiye'de güya demokrasi şampiyonluğu yapan, güya demokrasi havariliği yapan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de insanların en temel demokratik haklarını kullanmasına izin vermiyor. Seyahat özgürlüğünü engelliyor. Diyor ki siz Silivri'ye gidemezsiniz. Neden gidemeyiz? Yani Türkiye Gençlik Birliği ya da İşçi Partisi... Şimdi sözde mahkeme binasını basacakmışız. Evet, buyurun. Buradaki işte başta genel başkanımız Sayın Perinçek olmak üzere tutukluları alıp kaçıracakmışız. TGB'de bu işte en önde rol alacakmışız. Şimdi bu yalan. Yapmakta oldukları kanunsuz önlemlere kılıf geçirmek üzere uydurdukları bir yalan. Eğer öyle bir niyet olsaydı daha önce o binlerce kişi, yüz bine varan kişi kapılara dayandı, barikatları yıktı, mahkeme kapısına dayandı. Ama hiç kimsenin ne burnu kanadı, ne bir cam çerçeve kırıldı. Sadece etkili bir mesaj vermekle yetinildi. Yani burada biz şuna eminiz. Gidip herhangi birilerinin kapıları kırıp oradaki tutukluların çıkması değil. Oradaki tutuklular halkın iradesiyle ve yasal mahkeme kararlarıyla, Cumhuriyet'in yargı kararlarıyla gümbür gümbür ellerini kollarını sallaya sallaya çıkacaklar. Halk hareketinin bu rüzgarı bunu sağlayacak. Ama gidip de bizim orada mahkeme duvarları içinden adam kaçırmak gibi bir düşünce olamaz. Onların, olabilir mi böyle şimdi bir şey? Onların engellemek istedikleri, onlar da biliyorlar bunun böyle olmayacağını. Herkes biliyor ama eğer oraya yüz binlerce insan akarsa dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır. 100 kilometre mesafede şehre bir Silivri sırtlarında 100 bin insan bir değil iki kere oraya yığıldı. Bugün eğer bu engellemeler bir yana bırakılırsa yüz binlerce insan, milyona varan insanın oraya yığılması bekliyor. Dünya tarihinde görülmedik bir olay. Bunun başlı başına oraya yüz binlerin akın etmesinin Türkiye'ye, dünyaya vereceği mesaj yeter. Ayrıca bir şiddet uygulamanın hiçbir anlamı yok. Bunlar da tam bunu gördükleri için. Evet. Bu mahkemelerin mahkeme diye sözde toplumun önüne sürdükleri, koydukları ki Tayyip Erdoğan buna biz özel mahkemeler kurduk diye broşürlerini yazdı, dağıttı propaganda olsun diye. Onların oluşturduğu kukla heyetler, kanunla, kitapla, hukukla alakası olmayan heyetlerin kararlarının bütün dünya ve Türkiye gözü önünde hiçbir değerinin olmayacağının anlaşılmasını önlemek. Bütün mesele bu. Ama evet. Tabii bu tedbirler tam tersine halkın büyük tepkisini daha da artırmaya yol açacaktır. Onlar Eylül sonbahar sendromu diyorlar. Sonbahar sendromunun bunlar da habercileridir. Onu bilsinler. Ama eğer şunu ifade edeyim. Sadece Türkiye bakımından değil, Tayyip Erdoğanlar için Orta Doğu'da ve dünya dengeleri bakımından da deniz bitmiştir. Şimdi ne diyordu? Biz bir görev yapıyoruz. Bu sözleri hatırlarsınız. Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu planının eş başkanlarından bir tanesiyiz. Bu görevi aldık. Kim söylüyordu bunu? Tayyip Erdoğan söylüyordu. Peki bugün Büyük Orta Doğu planı ne oldu? Ne oldu bugün Büyük Orta Doğu planı? Ters yüz oldu. Yani Orta Doğu'da sınırlar değişecekti. Rejimler değişecekti. Buna giriştiler. Belli mesafelerde aldılar. Ve dünyanın dengeleri, çehresi değişecekti. Şimdi Orta Doğu planı bitti. Yani Amerika'nın sırtı, Tayyip'lerin sırtını dayadığı Amerika'nın nefesi tükendi. Suriye bir dönüm noktası oldu. Beşar Esad'ın kendi milletini arkasına alarak ve dünyanın bütün aslında mazlumlarının desteğini de alarak kararlı direnişi bütün dengeleri art üst etti. Artık Amerika açısından ve kaderini Amerika'ya bağlamış kuvvetler açısından da durum tersine dönmeye başladı. Mısır'da Mursi rejimi bir halk ayaklanmasıyla gitti. Şimdi darbe marbe diyorlar. Öyle darbe nerede görülmüş? Milyonların ayağa kalktığı bir halk şeyiyle gitti.
Beşar Esad ülkesinde kuvvetleniyor, bütün ülkeye hakim hale geleceği anlaşıldı. İran'a diş geçiremediler, Filistin'i bastıramadılar, Hizbullah'ı durduramadılar ve İsrail ile Amerika'nın planları çöktü. Böylece aslında Tayyip Erdoğanlar dünya dengeleri bakımından ve Amerika'nın bölge dengeleri, kendilerine verilen rol bakımından da boşluğa düştü. Göreceksiniz, Türkiye'de bu işbirlikçi iktidarın devrilmesiyle birlikte Orta Doğu'daki durumun daha da Amerika aleyhine ve dünyada değişecek. Mazlumlar lehine değişeceği görülüyor. Aslında Suriye olayı sadece Suriye'nin içinde bir savaş değildi, bir iç savaş değildi. Türkiye'yi içine çeken, İsrail bölgesel bir senaryo. Bölgesel, hatta dünya ölçeğinde mevzilenme söz konusuydu. İşte çok doğru. İran, Çin, Rusya Suriye ile kader birliği ettiler. Buna karşılık işte Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Batı, Amerika ve onların kullandığı Türkiye'deki sözüm ona hükümette ayrı bir mevziydi. Şimdi bu dünya ölçeğindeki cepheleşmede ve mevzilenmede kuvvet dengelerinin ne olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan rejiminin, hükümetinin bölgesel ve dünya dengeleri bakımından da ömrü tamamlanmıştır. Evet. Ve tekrar Hüseyin Bey, şeye döneyim, izin verirseniz tekrar onlara gireceğiz. Değerli seyirciler, ben de yarın sabah Silivri'de olacağım. Sevgili Ufuk Söylemez'le yarın erken saatte İstanbul Havalimanı'nda buluşacağız. O Antalya'dan gelecek, ben Ankara'dan gideceğim. Sabah 8.30 gibi İstanbul'da olacağız. Orada beraber orada olacağız. Peki ben niye gidiyorum Silivri'ye? Ben siyasi bir kişilik değilim. Bağımsız bir gazeteciyim. Milli bir gazeteci olarak. Ben şunun için gidiyorum. Birkaç madde söyleyeceğim. Silivri'de bana göre her biri kahraman olan, tertibe ve tezgaha uğrayan Silivri kahramanlarıyla dayanışmak için gidiyorum. 2. Silivri yargısından pek ümidim yok ama adalet beklemek için gidiyorum. 3. Silivri'de yargılanan aslında o kahramanlar değil. O kahramanların şahsında Türk milletidir Silivri'de yargılanan. Türk bayrağıdır. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüdür. Atatürk'tür, cumhuriyettir, özgür düşüncedir. Dolayısıyla ben yarın Silivri'ye bu değerleri sahiplenme adına gideceğim. Bir başka gerekçem, Silivri'de çile çeken, hiç bir örgütü olmayan, lideri olmayan, silahı olmayan, yani bir Ergenekon'dan bahsediliyor. Bu Ergenekon örgüt mü? Tam örgüt diyemiyorlar. Lideri var mı bu örgütün? Yok. Silahı var mı bu örgütün? Yok. Eylemi var mı bu örgütün? Yok. Toplantısı. Toplantısı var mı bu örgütün? Yok. Çakı bıçağı bile yok. Bırakın silah, hiçbir şey yok. Böyle ve kim bu örgütün elemanları? Profesör Doktor Mehmet Haberal, bir cerrah. Doğu Perinçek, siyasi parti genel başkanı. Mustafa Balbay, gazeteci. Veli Küçük, emekli bir general. Tuncay Özkan, gazeteci. Fatih İlmioğlu. Yani böyle bir sürü aydın, gazeteci, emekli asker orada derdest edilmiş durumda. Onların üzerinden operasyon yapılıyor. Operasyonun aslı, hedefi millet ve milletin kurumları. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri. Ergenekon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri tasfiye ediliyor. Tahriman ediliyor. Maalesef Yüksek Askeri Şura toplandı değerli seyirciler. Kuvvet komutanı yapacak orgeneral bulamadılar. Evet. Türk tarihinde ilk defa bir korgeneral kuvvet komutanlığına geldi. Ve endişeliyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Atatürk ordusu kimliğinden çıkarılıp Ak Ordu'ya dönüştürülmesi noktasında endişeliyim. Açıkça söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan kıyımlar ortada. Biz isim üzerinde elbette konuşmayacağız ama Bekir Kalyoncu, orgeneral,
Sadece yani milli bir duruşu olduğu için sadece yandaş medyada hedefe oturtulduğu için. Son briefinginde şey diyor, sözünüzü böldüm de. Estağfurullah. Son bir yılda Türkiye bölünme tehlikesi arttı diyor. AKP böyle bir briefing veren insanı tabii ki de emekli edecekti yani. Evet. Bekir Kalyoncu'nun verdiği briefingde Türkiye bölünmeye gidiyor dediği için sevgili seyirciler, bölünmeye gidiyor dediği için Bekir Kalyoncu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 2015'teki Genelkurmay Başkanlığı engellenmiş oldu. Tabii bu mesele üzerine biraz durmamız iyi olacak herhalde. Evet, evet. Tabii biz Hüseyin yerine geleni belli bir imaya sokmak istemiyoruz ama AKP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ehlileştirme, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tamamen Amerikan ordusu Pentagon'un emrine vermek gibi bir projesi var. Yapılan operasyonun, Ergenekon operasyonu ve Baylız operasyonun esası da o. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni özellikle Soğuk Savaş süreci sonrasında milli refleksler sergileyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı generalleri, şanlı subaylarına karşı operasyon yapıldı. Anti-Amerikancı tezahürler sergiledikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı işte çuval geçirmeyle başlayan operasyonlar, genel imaj taarruzu hala AKP tarafından sürdürülüyor. Maalesef değerli seyirciler, Türkiye işgal yıllarında yaşamadığı alçaklıkları bugün yaşıyor durumdadır. Dolayısıyla yarın Silivri'de olmayı ben bu ülkenin birliğine sahiplenme olarak görüyorum. Yarın Silivri'de olmayı ahlaka sahiplenme olarak görüyorum. Kanuna, hukuka sahiplenme olarak görüyorum. Türkiye'nin geleceğine sahiplenme olarak görüyorum. Dolayısıyla bir bağımsız gazeteci olarak, bu ülkenin milli değerlerine sevdalı bağımsız bir gazeteci olarak ben ve benim gibi olanlar Silivri'de olacağız. Şey konusunda ilave katkılarınız olacaksa, Genelkurmay Asker Operasyonları Yüksek Askeri Şura Hüseyin, evet. Bey buyurun. Şimdi tabii kişiler bağlamında bazı değerlendirmeler yapılabilir. Bunlar ciddi ölçüde doğru olduğu da düşünülebilir. Ama ben bir olayı hatırlatacağım. Buyurun. Mısır'da bugün Savunma Bakanlığı yürüten Sisi'yi kim atamıştı? Mursi atamıştı. Evet. Ne oldu? Şimdi eğer bir millet ayağa kalktıysa, kıyıya köşeye makamlara kendi adamlarımı atayım, bana uyum sağlayacak olanlar, her gün, her saat, her şey değişir. Bu tür tedbirlerin hiçbir anlamı yoktur. Bir kere bunu görmek lazım. Onun için buralarda çok endişeye kapılmamak lazım. Değil mi ki Türkiye halkı fırtına halinde ayağa kalktı. Bunun etkileri, bu rüzgarın uzantıları kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisi altına alacaktır. Büyük bir kamçılama gelecektir. Kesinlikle adliyeyi ve devletin bütün organlarını etkisi altına alacaktır. Onun için işin bu yönüne bakalım. Ama tabii ki Ergenekon bağlamında ve Tayyip Ergenekon tertibi, Silivri davaları, Balyoz davaları, casusluk davaları bağlamında şöyle bir gerçeği yaşadık. Türk ordusu savaşmadan esir alındı. Donanması tahrip oldu. Hava kuvvetleri etkisizleştirildi. Bölgedeki eli ayağı bağlandı. Şimdi bir ordu nedir? Hükümet, ordu belirli bir coğrafya üzerinde devlet otoritesi tekelini temsil eder. Silah tekelini temsil eder. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz. Ordunun Amerika Birleşik Devletleri marifetiyle savaşmadan teslim alınması bu operasyonlarla neyi getirdi? Bir Türkiye Cumhuriyeti'nde bir silah tekelinden bahsedebilir misiniz bugün coğrafyası üzerinde? PKK her gün Tayyip Erdoğan'a silah yoluyla şantaj yapıyor. Silahlı kuvvetler giriyor, çıkıyor, gösteri yapıyorlar, şehirlere iniyorlar. Bayrak tekeli var mı Türkiye'de şimdi? Bayrak tekeli yok. Başka flamalar dalgalandırılabiliyor. Öyleyse Türk ordusu ordu olmaktan kaynaklanan işlevini yapamaz hale getirilmiştir. Bu dünyanın en büyük suçudur ve Ergenekon tertibinin belki de en büyük cinayeti, evet, budur.
ara vermeden önce ben Orçun'a da söz vereyim. İkinci bölümde yine şey yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk ordusuna yapılan operasyonlar gençlikte nasıl algılanıyor sevgili Orçun? Biz bir Silivri'de duruşmaya gittiğimizde oradaki komutanlar bizlere rozet vermişti. TSK'nın özel rozeti. Kimseye de vermezler. Hatta çoğu çocuğuna bile öldükten sonra bırakıyor yani. Bu bizi çok gururlandırmıştı. Bize bir görev atfetmişti. Bunu arkadaşlarımıza söylediğimizde birçok genç çok etkilendi. Yani TSK'dan subayların Ergenekon'dan yargılanan, haksız yere yargılanan birçok askerin, subayın rozet vermesi bizi çok etkilemişti. Yakın çevremizi de etkilemişti ama gençlikte çok iyi görüyor. Yani biz AKP iktidarıyla siyasete atılan gençleriz. Yani AKP iktidarı dışında bir iktidar görmedik. Demek istediğim o yani. Ben 91 doğumluyum. İşte 2002-2003 zaten 13-14 yaşlarından beri bu iktidar döneminde bütün çileyi çeken gençlik bu çilenin kimler tarafından çektirildiğini de görüyor. TSK'ya yapılanları ki biz yani bizim gençliğimiz her ne kadar o 80 sonrası gençlik diye birçok şey kötü sıfat atfedilse de Haziran direnişinde gördünüz. Türk bayrağını, Atatürk'e sahip çıkmak TSK'ya sahip çıkmaktır. Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Kesin öyle. Bugün milyonlarca genç bu davaların ne kadar saçma sapan delillerle oluşturulduğunu görüyor. Milyonlarca genci aya dökecek yandaş basın dışında ulusal kanal var, Halk TV var, Bengütürk var ama onun dışında Twitter var, Facebook var. Yani gençler oradan örgütlenip zaten birçok videolar paylaşıyorlar. Bu davanın iç yüzünü, balyoz davası, Ergenekon, askeri casusluk. Çok kötü oluyor. Askeri casuslukta inanılmaz yani en berbat suçlamalar orada sanıyorum. Ama en alçak ithamlar orada, iftiralar orada, en şerefsizce iftiralar orada. Yani akıl alacak gibi değil, hele yazılanları kastediyorum tabii. Ben medyada çıkan haberleri, iddianamenin içeriğini fazla bilmiyorum da medyadaki o iddiaları kastediyorum. En şerefsiz ithamlar o medyadaki o iddialar. Evet. Evet. Gençlik bir karşılaştırma yapıyor. Yani suçlananlar neyle suçlanıyor? Suçlayanlar kim? Suçlayanlar şu Bülent Arınç. Silivri'ye gidenlere uymayın, altında kalırsınız dedi. Dün böyle dedi. Bizim ismimizi de söyledi. Halkı tehdit edenlere karşı gençlik birleşiyor artık. AKP ömrünü uzatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün baskı organlarını kullanıyor. Polis şiddetinden tutun da yargı şiddetine kadar. Bütün faşist uygulamaları gerçekleştiriyor. Gençlik de nasıl gazetecilerine, nasıl bilim adamlarına, nasıl hocalarına sahip çıkıyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağımsızlıkçı, yurtsever, aydınlık komutanlarına öyle sahip çıkıyor. Sahip çıkmak için de 5 Ağustos'ta Silivri'ye akın ediyor. Evet sevgili seyirciler, birkaç telefon bağlantımız olacaktı sevgili Mehmet Faraş gibi ama maalesef tabii ulusal kanal, cemaat kanalları gibi dış kaynaklardan beslenmiyor. Siz değerli seyircilerimizin katkılarıyla ayakta duran çok ama çok zor imkanlarda yayın yapan bir kanal. Teknik imkansızlığımız var Ankara'da. İşte hibrit falan diyorlar ona. Telefon bağlama sorunumuz var. Daha önce sevgili Mehmet Faraş ve diğerlerinden özür diliyorum. Teknik imkansızlıklardan ötürü bağlanamayacaklar. Kısa bir aradan sonra Tayyip Erdoğan Eylül ve Ekim'den niye korkuyor? Bunu masaya yatıracağız. Tayyip Erdoğan'daki o ki haklı. Haklı gerçekten. Eylül ve Ekim Tayyip Erdoğan'ın sonunu getirecek. Demokratik ama biz her şeyin altını çiziyoruz. Bizim söylediğimiz her şey demokrasi içinde algılanmalı. Mesela yarın biz Silivri'ye demokrasi bayrağını yüceltmek için gidiyoruz. Tıpkı işçi partililer, tıpkı Türkiye Gençlik Birliği mensupları gibi oraya gidecek yüz binler milyonlar gibi. Demokrasi adına, özgürlük adına ya antidemokratik hiçbir şey de olunmaz. Tabii bir şeyin de altını çizmek lazım. Mahkemenin yasak getirmesi, mahkemenin izleyiciye kapatması için önce açık bir şeyde duruşmada, bir önceki duruşmada kapatılacağını ilan etmesi evet. gerekiyor. Dolayısıyla hukuka ve kanuna aykırı ama Türkiye'de bırakın Türkiye hukuk devleti olmayı, kanun devleti bile değil. Maalesef ben Tayyip'an rejimi diyorum. Türkiye'deki demokrasi
Taliban değil bakın, Tayyiban demokrasidir. Kısa bir aradan sonra diğer mesela Vehbi şey Koç grubuna yapılan operasyonun perde gerisini size anlatacağım değerli seyirciler. Yeni süreçte AKP'nin sadece İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Ulusal Kanal Aydınlık Gazetesi ne değil, Tayyip Erdoğan'a karşı olan diğer çevrelere de kurulan tezgahları, kumpasları belgelerle o size sunacağım kısa bir aradan sonra. Birlikteyiz değerli seyirciler. Alternatif devam ediyor. Sayın Hüseyin Karanlık, bu şeyi de masaya yatıracağız bu yeni açılım sürecini ama önce bu şeyi bir bağlamamız gerekiyor. Eylül-Ekim sendromu. Tayyip Erdoğan AKP'de gerçekten bir Eylül-Ekim sendromu var. Bunu çok genel hatlarıyla şöyle ortaya koyalım. Üniversiteler açılıyor malum Eylül'de. İnsanlar tatilden dönüyor. Dolayısıyla büyük şehirler, işte başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere üniversitelerin yoğun olduğu büyük şehirler ve toplanmalar olacak. Bir şey var. Maçlar. Maçlar başlıyor tabii. Bu çok önemli. Gerçi maçlara engellemek için orada bir türlü şaklabanlıklar yapıyorlar ama artık macun tüpten çıkmıştır. Yani, mümkün değil. Ama ben bir şey başarılmıştır Türkiye'de ve bunu başaran İşçi Partisi ile Türkiye Gençlik Birliği korku yenilmiştir. Tayyip Erdoğan korkusu aşılmıştır gerçekten. Nasıl aşılmıştır? Zaten ben Gezi Parkı kalkışmasını da oraya oturtuyorum. Şöyle, eğer 19 Mayıs o yürüyüşleri olmazsa, evet, eğer Ankara'da, Ulus'ta o şanlı direnişler olmazsa Gezi Parkı olmazdı. Dolayısıyla tabii, İşçi Partisi ve TGB... Silivri seferleri olmasa. Evet, İşçi Partisi ve TGB aslında Türkiye'de kitlesel, evet, direnişin önünü açmıştır. Korkunun yenilmesini sağlamıştır. Korkuyu yenmiştir. Korkuyu korkutmuştur. Çok doğru. Çok korkuyu güzel korkutmuştur. Yani bu önemli. Dolayısıyla ben o şanlı Taksim Gezi direnişini de açıkçası TGB'nin 19 Mayıs yürüyüşlerine ve siz İşçi Partililer ve TGB'lilerin Ankara'daki o muhteşem, benim de birebir gazeteci olarak tanıklık ettiğim, yüz binlerin katıldığı, milyona yakın insanın katıldığı Ankara'daki o iklimi hazırlayan, o zemini inşa eden odur. Dolayısıyla gelinen noktada artık macun tüpten çıkmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani önüne geleni gözaltına alsa bile artık bu suyu tersinden akıtamazlar. Tayyip Erdoğan'ın korkusu da bu. Bugünden hani istihbarat aldık Eylül'de, istihbarat almadılar, korkuyorlar, korkularını haykırıyorlar. Yani yarın Silivri'ye engel olmak istemesi de bu yüzden. Çünkü Silivri'de yarın yüz binler yürüyünce, yüz binler sokağa çıkınca bu bütün dünyada yankılanacak. Taksim devam ediyor diyecek. Taksim devam ediyor diyecek. Ve en önemlisi önümüzdeki günlere yine davetiye çıkaracak. Evet. Ve Tayyip Erdoğan gidiyor, hadi sokağa mesajını verecek. Tayyip Erdoğan bundan korkuyor. Ama korkunun gidişe, ben yumuşatarak söylüyorum, gitmesine faydası yok. Eskiler korkunun ecele faydası yok derlerdi ya. Evet. Gidecek. Yani bu demokratik bir biçimde gidecek. Halk hareketleriyle gidecek. Şimdi diyorlar ki değerli seyirciler, sandık. Hep söylüyorum.
Sandık eşittir demokrasi değildir. Sandık eşittir demokrasi ise Kenan Evren'in %92 oy alan anayasası da meşrudur. Çünkü sandığın ürünüdür. Sandık eşittir demokrasi diyenler Kenan Evren'in ve Hitler'de 3 defa demir sandıktan çıkmıştır. Tabii. Meşruiyetini tartışmamalıdır. Sandık ama hangi şartlarda sandık? Taşların bağlanıp köpeklerin salındığı bir iklimde sandık özgürlüğünden söz edemezsiniz. Valilerin AKP il başkanı olduğu bir iklimde sandığın özgürlüğünden söz edemezsiniz. Bütün medyanın 5 ayrı televizyon kanalının bugün sahibi hırsızların imparatorudur. Kim diye sorarsanız hırsızların imparatoruna şöyle tanımlayacağım. Deniz Feneri savcısı Abdülvahap Yaren, Yaren'in ifadesini kullanıyorum ben. O dedi ki Deniz Feneri hırsızlarını kendine ulaşılmasın diye birileri koruyor. O birileri de hırsızların imparatorudur diyor. Savcı söylüyor. Ve o hırsızların imparatoru bugün 4 gazete ile 5 televizyon kanalının fiilen sahibidir. Şeklen birileri, başkası patron görünüyor. Fiilen sahibi o hırsızların imparatorudur. Hırsızların imparatorunun medya patronu olduğu bir ülkede insanların bağımsız iradeleri nasıl tezahür edebilir? Evet. Burada sandık demokrasinden nasıl söz edebilirsiniz? Seçim sistemlerinin şaibeli olduğu, Yüksek Seçim Kurulu başkanlarının, il seçim kurulu başkanlarının, ilçe seçim kurulu başkanlarının tartışıldığı bir yerde, seçim güvenliğinin olmadığı bir yerde, ama ondan önemlisi algıların ve imajların günübirlik inşa edildiği bir yerde siz demokratik, özgür, bağımsız bir seçimden söz edebilir misiniz? Dolayısıyla Türkiye'de bu iklimde, bu ortamda yapılacak hiçbir seçim meşru değildir, olamaz. Niye? Meşru seçim şartları yoktur evet. Türkiye'de. İnsanların tercihlerinin objektif olarak, tarafsız olarak tezahür etme şansı yoktur. Tek taraflı bir bombardıman vardır. Mübarek dinimiz, dün akşam Kadir Gecesi'ydi. Zaten dün yapılan zulümler de AKP'nin Kadir Gecesi zulümleri olarak tarihe geçmiştir değerli seyirciler. AKP dün şanlı Kadir Gecesi'nde TGB ve İşçi Partili vatanseverlere işkence yapmıştır. Ve ben yarın bağımsız bir gazeteci olarak yürüyecek kitlelere şunu öneriyorum. Kan, zulüm, işkence, işte AKP sloganlarını atmalarını öneriyorum. Çünkü bu AKP Kadir Gecesi'nde insanlara zulmediyor. Hiçbir gerekçe olmadan, suç olmadan, hiçbir şey olmadan yani efendim adli tezahürü engellemek için yarın Tayyip Erdoğan seçim günü ya bunlar seçim güvenliğini engelliyor diye AKP'ye oy vermeyecek olan insanları toplu halde hapse atabilir bizi. Niye attı? Efendim bunlar seçim güvenliğini engelliyor. Oy kullanmayalım diye kitleler halinde bu meşru mu olacak şimdi? Yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu. Ha seçim günü hepimizi toplayıp hapse attı. Niye? Seçim güvenliğini engelliyor efendim. Yarın yapılan hadise de bu. Her şeyi yapar mı? Yarın yapılan hadise de bu efendim. Neymiş? Adli tezahürü engellemek için nasıl engelleyecek? Silivri'de insanların toplanması, basın açıklaması yapması. Ya gram mı var, döken mi var, cam kıran mı var? PKK'ya karşı hazrol vaziyetinde olacaksın. PKK'ya, tüm şantajlarına boyun eğecek. Evet, Abdullah Öcalan her gün devleti, bayrağı, milleti tehdit edecek. Kandil PKK baronları her gün tehdit edecek. Sınırlar ortadan kalkacak. Onlara hiçbir şey söylemeyeceksin. Vatan diyen, bayrak diyen, millet diyen, bölünmeyelim diyen İşçi Partisi ile TGB'li gençlerin üzerine zulümle gideceksin. Ahlaka, insafa, izana davet ediyorum. Evet, Sayın Hüseyin Karanlık. Sayın Enkübar. Bu bağlamda hem bu şey
Eylül sendromu hem de PKK açılım. Evet. Buyurunuz. Şimdi İşçi Partisi için söylediğiniz konulara teşekkür ediyorum. Bunun İşçi Partisi dışından da görülmesi çok anlamlı. Çünkü ha, ben İşçi Partisi kökenli değilim. Yani bunu siz biliyorsunuz zaten. Ama ben tarafsız bir gazeteci kamuoyun, olarak bir hak teslimi yapıyorum. Görmesi, bir hak teslimi, bir hak teslimi. Görmesi, bilmesi çok anlamlı. Şu bakımdan İşçi Partisi sadece belirttiğiniz gibi halk hareketinin büyümesinde ve gelişmesinde öncü roller oynamadı. İşçi Partisi'nin Türkiye'de yaptığı başka bazı büyük hizmetler ve yapmakta olduğu var. Ben izin verirseniz birkaç kelimeyle bunlar üzerine de durmak istiyorum. Bir İşçi Partisi Türkiye'nin önüne program üreten, strateji üreten, çözüm üreten bir rol oynuyor. Yani bu emperyalizmin yıkım projesine karşı Cumhuriyet devriminin yeniden Türkiye'nin o rotaya sokulması. Bunun iktidar formülleri. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. AKP iktidarını devirecek yol ve yöntemleri Türkiye'nin partilerimizin önüne koyuyoruz. Burada da çok ciddi mesafeler alıyoruz. Bu nedenledir ki İşçi Partisi sadece halk hareketinde değil, şimdi artık kamuoyu yoklamalarına göre seçmen tercihlerinde de çok önemli yerlere gelmiştir. Eskiden işte diğer kategorisi içinde bir unsur olarak sayılırken şu anda %2 ile 4 arasında açık gözükmektedir. Bunun gerçek gücünün çok daha önde olduğu, hatta bazı anket kuruluşlarına göre eğer bir yolunu bulursa, hani şey yerinde duramayan bir yarış atına benzetiyor. Eğer bir yolunu yakaladığında şey gibi sıçrayacağını, ok gibi sıçrayacağını ifade etmektedir ki bu doğrudur. Bu Türkiye'deki bütün milli kuvvetlerin birleşmesi, ortak bir hedef, ortak bir program. Burada bir yapıştırıcılık, birleştiricilik, birleşe birleşe kazanacağız. Atatürk'le birleşiyoruz. Şimdi bakın bunlar bir basit slogan gibi geliyor ama milletin gönlüne akıyor, umut veriyor, hayata geçiyor. Bütün bunlar İşçi Partisi'nin önümüzdeki süreçte çok daha büyük oranda hizmetlerle toplumumuzda roller oynayacağını, bu AKP işbirlikçilerinin, Tayyip Erdoğan'ların def edilmesinde ve yerine Türkiye'yi yeniden milli devlet, kalkınma, kendi varlıklarına sahip çıkan, emeğe sahip çıkan bir toplum ve yönetim haline getirmede öncü roller oynayacaktır. Bunu ifade etmek isterim. Eylül sendromuna gelince. Şimdi aslında Abdullah Öcalan başta olmak üzere Kandil'deki yöneticilerin, işte Demirtaş gibi BDP yöneticilerin Ekim ayına kadar bilmem şu olsun, Ekim ayına kadar olmazsa şöyle yaparız. Yani bir Eylül, Ekim onlarda da beklenti var. Söz verdiler galiba Hüseyin Bey. Şimdi hem söz var. O söz açıklandı zaten. Evet. Daha birinci aşama, ikinci aşama şu yapılacak, bu yapılacak. Şimdi masa başında bunları anlaşmak kolay da hayata geçirmek öyle değil. Şimdi PKK şunu gördü ki Haziran hareketi, halk ayaklanması açılımı da ters yüz etmiştir. Dolayısıyla o açılan mecranın önü kesilmiştir. Şimdi eğer seçim korkusu ve benzeri nedeniyle, yaklaşan seçimler nedeniyle bu hükümetten daha ileri bir takım şeyler koparabilirse ya da ne koparabilirse onu kar olarak görmektedir. Tabii ki Tayyip Erdoğanlar açısından da hani cebindeki, kasasındaki paradan bir şey vermiyor ki öyle kolay olsun. Ya Türkiye'nin temelleri, temel taşları, can alıcı noktaları feda edilecek. Buna hiç kimse razı gelmez. Şimdi ben demin onu tamamlıyordum. Şimdi Türkiye'de devlet, ordu, hükümet açısından nedir temel vasfı? Belli bir coğrafyada devlet otoritesinin sınırları olacak. O coğrafyada otoritesi olacak. Başka bir otoriteyi kabul etmeyecek. Başka bir otorite iddiası ortaya çıkarsa birinden biri onu yok edecek. Şimdi PKK ikinci bir otorite silahlı güç olarak çıkacak. Sınırlar delik deşik, buharlaşmış. Irak sınırı öyle, 900 kilometrelik Suriye sınırı öyle. O zaman peki ordu ne işe yarayacak? Devlet nedir, ne işe yarayacak? Hükümet fonksiyonu bunları sağlamak değil mi? Bunları sağlamadıysan sen
hükümet olma hakkını, meşruiyetini nereden bulacaksın? Bunların hepsi kaybolmuştur. Tabii ki Türkiye sokakta bulunmuş bir devlet değil. Yedi düvele karşı savaşarak kanıyla, canıyla ve yüzyıllara dayanan, bin yıllara dayanan bir devlet ve toplum geleneği olan bir kuvvet. Şimdi aldım götürdüm, PKK silahlı kuvvetlerini yerleştirdi, bayrağını dikti, sınırlar sınır olmaktan çıktı. Şimdi buna böyle sür git katlanmak mümkün değildir. Buna toplum katlanmamıştır. Birinci nokta. Kalktı ayağa, Atatürk'ün askerleriyiz. Tayyip istifa, bağımsız Türkiye. Burada tavrını koymuştur. İki, ordu da katlanmayacaktır, bunu da bilelim. Çünkü bu ordu da sömürge ordusu değildir ya da bir aşiret silahlı kuvveti değildir. Tabii milli savaş derken, için ordu derken biz bir şeyin altını kuvvetleri çizelim. Bir şeyin altını çizelim. Değerli seyirciler, biz demokrasiye inanan insanlarız. Hayır, ben hükümet darbesi anlamında söylemiyorum. Ben, sakın ha, darbe en kötü demokrasiyi en iyi darbeden yeğe tutarız. Demokrasidir bizim önceliğimiz, her şeyimiz. Dolayısıyla kimse o tarafa çekmesin. Şimdi hayır, ben hükümet darbesi anlamında söylüyorum. Evet. Ordunun ordu olmaktan kaynaklanan asli görevleri var. Sınırları koruyacak. Evet. Coğrafya üzerinde evet. Silah tekelini koruyacak. Başka ama bir maalesef silahlı bugün Türk Silahlı Kuvvetleri şu saat itibariyle Güneydoğu'da görev yapamaz haldedir. Doğru mu? Siyasi irade denilen olay yol açmıştır. Yani hükümetin nedeniyle sen kışlaya kapattıracaksın. Yani ordu görev yapacak ama emirle, talimatla onun varlık nedenini ortadan kaldırıyorsun. Eşyanın doğasına aykırı bir talimat ver, otorite üstüne kurmaya doğru çalışıyorsun. Şimdi bu mümkün mü? Bunu böyle sür git devam ettirebilir misin? Bir süre belli şartlar nedeniyle belki. Ama demin Orta Doğu şartları, dünya şartları, bölge şartları, halkın ayağa kalkmış olması ve benzeri gibi etkenlerle İşçi Partisi'nin yıldızının hızla parlaması, ulusal kanalın reytinginin birdenbire katlanması, aydınlığının 60 bin ilk çıkışında 60 binle başlayıp istikrar kazanıp 100 bine dayanan tirajları ve etki gücü tirajın ötesinde ve Türkiye'de birleşmesi gerekenlerin adım adım birleşiyor olmaları, bütün bunların hepsi mevcut gerçekçi olmayan hayatın doğal akışına derler ya, hayatın doğal akışına uymayan durumun sürüp gitmeyeceğini göstermektedir. Ve PKK da bunu bildiği için sıkıştırıp mümkün olduğu kadar taviz kopartmak, geleceğe daha iyi şartlarla bir takım planlar için. O da sözüm ona, Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu Projesi gereği bir büyük ikinci İsrail Kürt devleti adı altında kurmadır. Bu da olmayacak, göreceksiniz. Konferans falan toplamaya çalışıyorlar. Zaten şimdiden efendim öyle bir ilan amacımız yoktur falan. Bölge dengeleri, Türkiye'deki uyanış, hükümetin sallanması bu tür projeleri de ters yüz olmasının şartlarını yaratmıştır. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte, eğer velev ki PKK demin dediğimiz hesapları nedeniyle yeni bir takım şeyler elde etmek için bazı maceralara girerse, ki girmesi muhtemeldir, bu da Türkiye'de milli şahlanışın hızlandıracak, ona ivme katacak bir olaydır. İşin bu yönüyle de Eylül-Ekim hükümet için gerçekten kaos haline gelmiş demektir. Bir olay daha var. Sadece halk açısından değil, Türkiye'de ekonomide belli bir rol sahip olan, üretime dayanan iş çevreleri bakımından da dayanılmaz ve katlanılmaz bir haldedir Tayyip Erdoğan yönetimi. Sizin sendikacılık background'unuz var. İş dünyasını iyi biliyorsunuz. Ona birazdan girelim. Şu Koç olayına değineceğim. İş dünyasını yapılan AKP zulümlerini de masaya yatıralım. Şimdi sevgili Orçun'a şunu sormak istiyorum. Ben onu merak ediyorum. Üniversitede, üniversite gençliği, bu bölücü, oradaki şey nedir? Gençlik kamplaşmaları, gençlik örgütlenmeleri. Mesela PKK ve bölücülük bağlamında bir de cemaat gençliği diye bir dinci bir gençlik oluştu galiba. Bizim dönemde o yoktu, 12 Eylül öncesinde. Klasik anlamda sağcılar, solcular, ülkücüler, devrimciler vardı. Ama şimdi bir cemaat,
O zaman bir üçüncü grup daha vardı bizim dönemimizde, Hüseyin Bey bilir. Biz onlara ecmain derdik. Siyasal İslamcılar, ecmainler. Onlar böyle şeye girmezlerdi. Aslında bugünkü iktidarın çekirdek kadrosu da onlar oluyor. Onların bizdeki ifadesi ecmain. 12 Eylül öncesinde siyasal İslamcılar, işte Seyit Kutupçular falan var ya, İslam'ı ideoloji yapanlar. Gerçek İslam değil. Bunların İslam, Hazreti Muhammed'in İslam'ı değil, hep söylüyorum. Bunların İslam'ı Seyit Kutup İslam'ı, Amerikan İslam'ı, Fethullah İslam'ı. Şimdi Fethullah İslam'ı dediğim için bir dava daha açarlar mı bilmiyorum. Geçen hafta, önceki haftalarda burada sevgili Mumcu'yla beraber, Ceyhan Mumcu'yla beraber program yaptık. Fethullah Gülen'in Amerika'da niye gelmiyor dediğimiz için bize dava açtı Fethullah Gülen. Onların dava açmasından biz yılmayız, pes etmeyiz, boyun eğmeyiz. Biz Fethullah Gülen'e şahsi bir husumetimiz, kinimiz yok. Fethullah Gülen gelsin, Türkiye'nin emrine girsin, Hazreti Muhammed'in İslam'ının çizgisinde olsun. Bizim de başımızın üstünde yeri var ama kapısında kaldığı evin kapısını CIA mensupları korursa biz haliyle onu sorgularız. Bağımsız ve objektif bir gazeteci olarak onu sorgularız. Evet, sevgili Orçun, onu sana sormak istiyorum. Üniversitelerdeki genel hava nedir? Siz TGB'nin sadece kendi üniversitesinde değil, diğer üniversitelerde biliyorsunuz. Bu anlamda genel hava nedir? Üniversite gençliğinin cemaatçi ve bölücü PKK'lı kamplaşması var mı? Nedir? Onları biraz öğrenmek istiyorum. Anlatır mısın? Üniversite gençliği çoğunlukla siyasi grupların arasında kalan kitlenin oluşturduğu bir gençlik var ortada. Çoğu Atatürkçü, vatanını seven ama birçok üniversitede zorbalıkla hegemonya kuran bazı gruplar var. Siz söylediniz KCK'nın bazı yapılanmaları, bazı yerlerde cemaat gençliğinin yapılanmaları, işte konserleri onlar düzenler, üniversitenin kaymağını onlar yer. Rektörlerle anlaşma içerisindedir. Ama bir de arada kalan gruplar var. Arada kafası karışıklar diyoruz biz onlara. Bir Cumhuriyet Hareketi yükselince ondan etkilenirler. BDP hareketini, BDP ve PKK'yı hala saf, özgür isteklerle ortaya çıkan diye bazen nitelendirirler. Onların bütün bakış açısı Haziran ayaklanmasıyla değişti. Yani biz 31 Mayıs'tan önceki Türkiye'yi artık bulmayacağız. Üniversite gençliğini de öyle. Yani ODTÜ'den 3 Haziran pazartesi günü 10 bine yakın genç gençlik marşı söyleyerek Kızılay'a geliyor. Burada aradaki bütün o silikleşen gruplar safını belli ediyor. Yolunuzu kestiler galiba. Ben de tesadüfen oradan geçiyordum. Evet. Bizi de saatlerce beklettiler. şeyde Eskişehir yolunda yol kestiler galiba. Evet. Genelkurmay'a gelmeden polis müdahalesi başladı. Nitekim Hacettepe'den, Gazi Üniversitesi'nden, Ankara Cebeci Üniversitesi'nden, Cebeci Kampüsü'nden birçok üniversite gençliği kendi geçmişine ve geleceğine sahip çıktı. Bunu da çok kısa Mustafa Kemal'in askerleri sloganı, Türk bayrağı, Atatürk posterleriyle. Bunu görünce tabii kafasında bazı kalıpları üniversite gençliğine uyarmaya çalışan gruplar bir düşünmeye başladı. Bunların kafasında olan ideolojiyle yaşayan gruplar bunlar, dayatan. Ama halk bu sefer, öğrenciler onlara bir şey dayattı. Birleştiren bu. Taksim'de, Tam Doğan'da, Kızılay'da, Gündoğdu Meydanı'nda biz bunun altında birleşiyoruz. Eğer sen bunun altında birleşmezsen dışarıda kalırsın. Bu mesaj sert bir şekilde verildi. Yani bakın, 5 Ağustos çağrısı yapan gruplara bakın. TGB, İşçi Partisi, CHP, ADD genel merkezleri, direnen basın, sanatçılar girişimi, bir de bunun dışında arada bir kendi başına çağrı yapanlar. Örneğin MHP Trabzon İl Başkanı Silivri'ye çağrı yaptı. Bizim için çok önemli. MHP Trabzon İl Başkanı Silivri'ye çağrı yaptı. Bu çok önemli. Ben MHP'li çok sayıda milletvekilinin de bu görüşte olduğunu birebir biliyorum. Yalnız Bahçeli orada bir görevli olarak maalesef orada elinde palas, böyle giderseniz sizi partiden kovarım. Bahçeli zaten MHP onun için monte edildi oraya. Evet. Evet. MHP dışında, MHP'ye çok uzak bazı grupların tabanlarının da aklının Silivri'de olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar şimdi son bir haftadır ne yapıyorlar? Zaman Gazetesi, Akit, Yeni Şafak, Taraf Gazetesi Gezi eylemleriyle
Silivri eylemlerine alakası olmadığını söylüyorlar. Bunlar gezi eylemleri ayrıydı. İşte ağaç meselesi, doğayı düşünenler. Sanki biz doğayı düşünmüyoruz. Biz en büyük doğanın varlığı, yaratıcısı olan insanı düşündüğümüz için halbuki Silivri'ye gidiyoruz. Şuraya geleceğim. Halkın kafasında iktidar var. Yani hükümet istifa diye aylardır eylem yapan bir halk, hükümetin istifa ettikten sonrasını da düşünüyordur. Yani hem yıkıcı hem yapıcı. O yapıcı eylemin de bana göre ki Silivri'de bulunanlar, bugün Türkiye'nin yöneten kademeler Silivri'de, yönetici kademesinler. Yani AKP iktidarından sonra Türkiye yönetecek kadrolar Silivri'de. Halkın gözü de Silivri'de. O yüzden Türkiye'de üniversite gençliği tekrar Mustafa Kemal'i devrimci bir seçenek olarak önünde bulmuştur. Tekrar Türk bayrağını, bağımsızlık bayrağı, hatırlarsınız bu gruplar Hugo Chavez öldüğünde Venezuela bayrağını taşıyorlardı, Türk bayrağını taşımıyorlardı. Onlar da büyük bir ders gördü. Şimdi öğreniyorlardı. Öğreniyorlardı, ders de çıkarıyorlar. Çıkarmayanlar var tabii. Eylül-Ekim ayına üniversite gençliği büyük bir silkelenmeyle girdi. Kendi gücünün farkına vardı. Üniversiteler nasıl açılacaktan çok, üniversiteler nasıl kapanmıştı sorusuna bakalım. Mezuniyet törenlerini hepimiz izledik. Ege Üniversitesi'nde binlerce Atatürk posteri. ODTÜ'de yaratıcı sloganlar Tayyip Erdoğan'a karşı. Bunun bir geçmişi var tabii. Tıbbiyeliler eylem yapıyor. Eczacılar dünyada ilk kez Türkiye'de eylem yaptı. Ataması yapılamayan öğretmenler. Üniversite gençliği, bizim Yıldırım Koç hocamız bir tablo çıkarmıştı. AKP iktidara geldiğinde 1.4 milyon üniversite öğrencisi vardı. Şimdi 3.8 milyona yükselmiş. Üniversite kazanan öğrenci sayısı artarken üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma sayısı gitgide azalıyor. Hele özel sektörde perişan halde 6 gün çalışıyorlar çok az bir maaşa. Üniversite öğrencileri geleceğini geçmişinde gördü. Aynı Kuvayi Milliye şehitleri gibi, aynı 68 kuşağı gibi AKP'de geçmişinde görüyor. Nasıl? Amerika'nın en büyük projesi olan AKP'nin son bir ayda düştüğü duruma bakalım. Ya da 1920'de ülkeyi terk eden emperyalistler gibi AKP yıka yıka ülkeyi terk ediyor şu an. AKP şu an düşüyor. Yıka yıka, yağmalıya. Gençleri öldüre, vatanseverleri hapse attıra. Aynı İtalyan, İngiliz, Yunanlı işgalciler gibi yaka yıka Anadolu'yu terk ediyor AKP. Üniversite gençliği de o Kuvayi Milliye şehitleri gibi, Kuvayi Milliyeciler gibi, o emperyalistleri yıkan gençler gibi elinde Türk bayrağıyla, onu bir sancak edindiler çünkü. Atatürk bayrağıyla büyük bir korunmacı olarak AKP'yi gitgide yıkmaya götürüyor. Burada yıkma derken, mesela burada bizim arkadaşlar içeri alınırken hükümeti yıkma eylemi suç olarak gösterilmiş. Her muhalefetin görevi değil midir zaten hükümeti yıkmak? Demokratik yollardan. Tabii AKP Türk Dil Kurumu'nda darbe kelimesinin anlamını bile değiştirdiği için izleyiciler bakarsa görür, bilmeyenler darbe kelimesinin açıklamasında hükümeti demokratik yollardan yıkma diye bir eylem açıklanmış. Zaten bu en doğal hak. En doğal hakkı AKP bize yasaklıyor. Özgürlüğü yasaklıyor. Kitap okumayı yasaklıyor, kitaplar bomba. Yurdunu savunmak, vatanını savunmak ve bu Türk bayrağını, TC'yi yasaklıyor. Yani TC'yi yasaklıyor. Bugün 10 milyona yakın insan sosyal ortamda isimlerinin başına TC koydu. İsimleri TC ile başlıyor. Halk çok yaratıcı, çok yaratıcı bir eylemler döneminden geçti ve birleşiyor. İktidarın birleşerek geçtiğinden de görüyor. Üniversite gençliği de Eylül-Ekim ayında birleşecek. Üniversiteye, bilimi, AKP'ye karşı, onun kolluk kuvvetlerine karşı. Biz buradan tekrar açıklayalım. Bizim polislere karşı hiçbir kinimiz yok. Üniversite gençliğinin çoğu da mezun olduktan sonra polis oluyor zaten. Üniversite gençliğinin birçok ailesinden kardeşi, kuzeni, eniştesi polistir zaten. Polise karşı bir kin nefretimiz yok. Ama eğer AKP'nin kolluk kuvvetini ve kanunsuz emirlerini uygulayanlar polis de olsa karşımızda, biz direnme hakkımızı kullanacağız. Çünkü bir halk için direnme hakkı en doğal haktır. Evet. Gelen mesajlar bağlamında bir şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Bir şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Aslında Türkiye Gençlik Birliği, ben dışarıdan biri olarak, ve İşçi Partisi solun namusunu kurtardı. Ne anlamda diye sorarsanız,
Şimdi biz dedik ya gençlik hareketlerinden gelen Türk solunu bir nebze bilen biri olarak maalesef geçmişte Türk solunun belli saplantıları vardı. Türk solu Türk'üm demeyi yıllardır içine sindiremedi. Mustafa Kemal Atatürk'ü hep ötekileştirdi, öbür tarafa attı. İşte gardırop devrimcisi falan dedi. Türk bayrağını eline almaktan imtina etti. PKK ile zaman zaman özdeşleşti zaman zaman. Bunu dürüstçe ortaya koymamız lazım. İşte Sayın Doğu Perinçek bu noktada gerçekten tarihe geçecek bir hizmet yaptı duruşuyla. Türk solunun da bana göre namusunu kurtardı. Şimdi Türk solunun geleneğidir aslında. Onu evet, anlatacağım Türk biraz sonra. Evet, onu size soracağım. Yani Türk solu Sayın Perinçek, yanlış, çok kötü bir şey de biz kurtarıyoruz, öyle değil. Aslında doğasında onu. Evet. Türk solunu Sayın Perinçek Türk solunun namusunu kurtardı. Neden? Milli duruşuyla. Yani hem solcu hem milli olunamaz mı? Hem solcu hem Atatürkçü olunamaz mı? Olunur işte. Sayın Perinçek bunu gösteriyor. Hem Türk'üm, Türk milletindenim, Türk'üm. Tabii bizim Türklük anlayışımız ırkçılık değil. Evet. Laboratuvar ırkçılığı falan değil. Cumhuriyeti kuran halklara Türk milleti denir. 76 milyonu kucaklayan herkese Türk milleti ırkçılığı. Elbette hepimiz reddediyoruz. Tabii. Ama maalesef Türk solunda hala Taksim ile Taksim o şanlı direnişini Lice'deki karakol saldırısı ile örtüştürenler var, bir görenler var. Ve Sayın Perinçek sanıyorum önümüzdeki günlerde bir kitap hazırlığı da var. PKK'nın sol ve PKK. Evet, sol ve PKK ile ilgili solu ve PKK'yı bu anlamda eleştiren, bilimsel olarak tezlerini çürüten, ki bunu Türkiye'de en iyi yapabilecek isimlerin başındadır Sayın Perinçek. Yani Sayın Perinçek bu noktada gerçekten bugünkü duruşu çizgisi itibariyle hakikaten dedim ya solun namusunu kurtarıyor. Evet. Şunun için yani yaşasın Türkiye demekten imtina eden sol gruplar vardı geçmişte. Gerçi sizin çizginizde bu yoktu ama evet, bazı sol gruplar öyleydi. Yaşasın Türkiye demekten imtina ederlerdi. Türk bayrağını dalgalandırmaktan imtina ederlerdi. Dolayısıyla arada gelen mesajlar bağlamında söyledim. Bu noktada da büyük bir hizmet yaptınız ve hakikaten solcuyum diyenlerin de namusunu kurtardınız. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ama biz solun namusunu kurtarmadık. Sol zaten namusluydu. Bakın Nazım Hikmet, Milli Kurtuluş Savaşımızla ilgili Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndan daha büyük, daha görkemli. Doğru, katılıyorum. Bir şiir bulabilir evet, misiniz? Evet, 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 evet. Nazım Hikmet'in gene Türk milleti diye, Türk milletinin daha Amerika'nın bu kadar içimizde olmadığı, emperyalizmin daha nüfuz edemediği şartlarda oradan gelen bir takım hamlelere karşı milletin nasıl direneceğine ilişkin yine şiirlerinde ve söylemlerinde evet, vardır. Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunda Şefik Hüsnü Değmerler Milli Kurtuluş Savaşımıza katılmışlardır. Deniz Gezmiş Samsun-Ankara yürüyüşünü Atatürk'ün kalpağıyla yürümüştür. 6. filoyu dök. İdam sehpasına giderken savunmasında Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı, bayrağımızı savunmuştur. 68 gençliği. Evet. Doğu Perinçek bunun genel başkanıdır. Sayın Genel Başkanımız Fikir Grupları Federasyonu'nun Atatürk'ü bayrak yaparak ve kendi bayrağımızı bayrak yaparak o zamanki gericiliğe karşı mücadele ediyordu. Şimdi Amerika'nın, işte Sovyetler Birliği'nin çökmesi, Amerika'nın bütün dünyada yeni bir atağa kalktığı yıllarda dünyanın bütün ülkelerinde aşağı yukarı solun bir kısmını kendine doğru devşirdi. Önce sivil toplumculuk adı altında, daha sonra işte hippilik vesaire falan gibi bir sürü akımlarla dejenere etti, yozlaştırdı ve kendi milletine yabancı, kendi ülkesine bağımsızlığına karşı bir takım akımlar ortaya çıktı. Ama bu geçici bir hastalıktı. O döneminde sonu gelmiştir. İşte Orçun anlattığı Haziran hareketleriyle birlikte yeniden Atatürk, millet, bayrak ön plana çıkmıştır. Onun için solun geleneğinde bu vardır. Aslında şimdi Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan'la röportajları bir kitap olarak çıktı. Onu izleyenler, okuyanlar evet, varsa Abdullah Öcalan'ın orada savundukları ve söyledikleriyle en son Nevruz'da okudular hani giden heyetlere söyledikleri ve savundukları da
birbiriyle alakası yoktur. Taban tabana yani zıt. Türk solunun ve Türk devriminin yükseldiği dönemlerde Kürt kökenli hareketler içinde de etkisi olmuştur. Bizim mesela 68 gençliği döneminde biz Kürt arkadaşlarımızla kol kolaydık. Her şeyi beraber yapıyorduk. Her meseleyi beraber tartışıyorduk. Hiç de bundan şikayetimiz yoktu. Elbette. Ben iki Doğu kökenli, evet. Doğu Kürt kökenli arkadaşlar evet. aynı evi paylaştım üniversite evet. yıllarında. Aklımıza bile gelmezdi. Tabii. Kim Kürt, kim Alevi, kim Sünni. Böyle bir şey lugatımızda yoktu. Yani sokaklarda bağımsız Türkiye diye beraber bağırdık. Şimdi o Amerika'nın yeni dalga taarruzunda, saldırısında dünya çapındaki bir hastalıktı. Bunu böyle altını çizelim. Şimdi şeye gelelim çizelim. İsterseniz sizin sendikacı kimliğinizle de onu soracağım. Şimdi değerli seyirciler Koç grubuna bir operasyon var. Tabii biz burada Koç grubunun avukatı falan değiliz. Sadece bir Türkiye'deki AKP ceberrutluğunu resmetme bağlamında ortaya koyuyoruz. Yoksa Koç grubunun dış dinamiklerle olan ilişkilerini de biliyoruz. Dolayısıyla onun avukatlığını falan da yapmıyoruz. Bunun ısrarla altını çizelim. Ama şunu söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan kendine kim karşı çıkarsa onu bir şekilde yaftalıyor, etkisiz hale getiriyor. İşte ya hapse atıyor, ya iddianameler düzenlettiriyor, ya iş adamıysa... Tamamen faullü yöntem. Evet, iş adamıysa yani. Vergi memurlarını gönderiyor. Şu yapıyor, bu yapıyor. Son olarak da Koç grubuna karşı bir taarruza başladı. Gezi Parkı direnişi sürecinde divan otelini niye kapatmadı diye. Perde arkasında şu var. Koç grubu ve birkaç büyük iş adamı İstanbul'da bir araya gelip merkez sağ bir parti kurma. AKP'yi yıkmak için ben hep bu tezi savunuyorum. AKP'yi yıkmak için mutlak suretle merkez sağ bir parti muhafazakar eksenli bir merkez sağ parti kurmak gerekiyor. Ki AKP'den oy alabilsin. Yani CHP, MHP'nin alabilecekleri oylar sınırlı değerli seyirciler. AKP'yi iktidarda indirmenin birinci yolu, sandıkta indirmenin yolu AKP'den oy alacak bir adres oluşturma, siyasi parti kurma. AKP'nin %8-15 arası oyu merkez sağ her an gidebilir durumdadır. Merkez sağda muhafazakar eksenli bir parti kurulursa %8 asgari, azami %15 oy kayması olacaktır. Bu da AKP'nin iktidardan inmesi demek. Dolayısıyla bunu İstanbul iş adamları, bir grup iş adamı bunu da görüyor araştırmalarıyla. Böyle bir toplantı yapıyor. Biz destek olacağız, parasal destek. Vay sen misin bunu diyen. Tabii Tayyip Erdoğan, AKP iktidarı herkesten ve her şeyden haberdar olduğu için bunu da tespit ediyor. Ve hemen Koç grubuna karşı divan otelini şunu bunu bahane ederek operasyonlar başlatıyor. Vay efendim TÜPRAŞ'a kaçak benzin girmişmiş diye bir şey. İncelendi böyle bir şey yok. O kesinleşti çıkmadı. Vay efendim şimdi bir savaş gemisi ihalesi vardı 1,5 milyar dolarlık onu da iptal ediyorlar. Tıpkı geçmişte işte Cem Uzanlara şunlara bunlara kim karşısına çıkmışsa işte Aydın Doğan'a 3,5 milyar dolar nasıl ceza verdilerse Koç grubuna karşı da bir yıldırma. Sadece Koç grubu değil. Koç grubu üzerinden herkese mesaj veriyorlar. Bak ben Koç'a bunu yapıyorsam size de bunu yaparım ha diye korku sallıyorlar. Evet. Pala sallıyorlar yani. Pala sallamaktır bu. Demokrasinin kılıcını tepede sallandırmaktır bu. Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. Dolayısıyla bakın Tayyip Erdoğan merkez sağ oluşumları engelleme bağlamında hatırlayalım değerli seyirciler. Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Murat Yalçıntaş var İstanbul Ticaret Odası eski başkanı. İstanbul Ticaret Odası adına rüşvet verdi diye. Yani kendi adına değil. Ticaret Odası adına niye rüşvet versin? Cebinden mi çıkıyor? Ticaret Odası adına rüşvet verdi diye adamı hapse attılar. Perde gerisinde şu var ki ben bunları Aydınlık'ta yazdım. Murat Yalçıntaş ki üç lisan bilen aklı başında pırıl pırıl bir arkadaştır Murat. Merkez sağ, muhafazakar sağ bir parti kurmak için temaslar yapıyordu. Bunu öğrendiler ve hemen hapse attılar. Devam edelim. İşte Sinan Aygün son derece popüler, başarılı Ankara Ticaret Odası başkanıydı. O da merkez sağda büyük itibarı var. Hemen Ergenekon'a dahil ettiler. Ya Sinan Aygün'ün... Haberal gene öyle. Mehmet Haberal. Keza öyle.
Mehmet Averel merkez sağda bir parti de alternatif isimdi sevgili Mehmet Averel hocamız. Vay efendim bu parti kurarsa %15-20 oy alır. Çünkü araştırmalar yaptılar. Hemen Averel'im Silivri'ye vay efendim darbe yapacak. Ya Averel'im elindeki neşteriyle mi darbe yapacak? Böyle komiklik, böyle alçaklık olur mu? Aynı şekilde Rıfat'ı Sercüklüoğlu'nu korkuttular. Bak senin bir şeyin yok ama Murat Yalçıntaş'ın da bir şey yoktu. Ama ona bir şey uydurduk. Sana da uydururuz dediler. Kıpırdatmadılar onu. Tansu Şiller önüne koydular faili meçhuller cinayetini. Ya hapse atarız seni ya politikayı bırak dediler. Politikayı bıraktı, Tansu Şiller ağzını açamıyor. İşte Numa kurtulmuş. O da böyle muhafazakar eksende bir parti kuracağım dedi. Hemen ona seni şu yapacağız, bu yapacağız. Vaatlerle, şunlarla, bunlarla onu da çektiler. Meral Akşener MHP'de potansiyeli var. Merkez sağda doğru yol kökenli. Onu bir ara öne çıkaracaklardı. Onu da herhalde tehdit altına aldılar. O da çıkamıyor. Yani Türkiye'de muhafazakar eksenli bir merkez sağ parti oluşumuna Tayyip Erdoğan, AKP engel oluyor. Bütün argümanları kullanarak engel oluyor. Niye? AKP oradan yıkılır. Dolayısıyla Koç grubu da ve İstanbul'un milli olan, kısmen milli olan bazı zenginleri de bir araya gelip bunun merkez sağ parti kurulması ve Amerika'ya teslim, Avrupa Birliği'ne teslim, PKK ile kader birliği yapan Kürt politikasını Abdullah Öcalan, Barzani ve Salih Müslim gibi 3 tane Kürt çetesi önderine teslim eden Türkiye'nin Kürt politikası değerli seyirciler Öcalan, Barzani ve PYD Başkanı Salih Müslim'in ipoteğine verilmiştir, kontrolüne verilmiştir. Türkiye'de Kürt politikasını bunlar belirliyor. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt politikası bu eksen üzerinden yürüyor. Maalesef gelinen nokta bu. Dolayısıyla buna infial gösteren iş adamları İstanbul'da toplantı yapıyor. Vay efendim bu toplantıyı da darbeye teşebbüs gibi görüyor. Hemen vergi memurları, orduları şunlar bunlar gönderiliyor. Dolayısıyla Türkiye bugün hep söylüyorum işgal şartlarından daha ağır şartları yaşıyor. Ve AKP'den kurtulmak cumhuriyeti yeniden kurmaktan daha zor. AKP'den kurtulmak milli mücadeleyi kazanmaktan daha zor. Yani gerçekten o noktada çünkü Büyük Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki nutkuyla sabit artık tersaneler işgal edilmiş her yer her şey ele geçirilmiş. Dolayısıyla siz TGB olarak, işçi partisi olarak benim işim sizi övmek falan değil. Ben bir hakkı bugünkü ortamda dik durabilmek, meydan okuyabilmek, bedel ödeyebilmek zor. Ve bunu yapıyorsunuz. Bunun için ben sizi önemsiyorum. Yoksa ben yani sizin şeyinizden gelmiyorum, işçi partisi köklerinden gelmiyorum ama bugün muhteşem bir tavır sergiliyorsunuz. Hak teslimi, herkes kaçkın, herkes sütre gerisinde. Bunun altını çiziyorum. Siz iş dünyasında yaşanan bu tehditleri bir sendikacı olarak birebir gözlemliyorsunuz şimdi herhalde. Burada birkaç neler nokta. Ben sendikacılık yapmadım. Yani işçi hareketiyle çok ilgilendim. Evet. Geçmiş mücadelelerde. Pardon, işçi hareketleri. Evet ama sendikacılık partinizde işçilerle hareketi ilgili. Sendikal konulara görevler yaptım. Onu karıştırdım. Evet. Ama iş hayatını, sendikal hayatını yakından takip ettim. Halen daha da ediyorum. Şimdi bu meselenin birkaç yönü var. Ben bunlar üzerinde düşüncelerimi ifade edeyim. Birincisi Tayyip Erdoğan ayağının altındaki zemin, toprak kaydıkça ve boşluğa düştükçe korku salmaya daha çok ihtiyaç duyuyor ve sadece halka gözdağı vermekle kalmıyor. Belirttiğiniz gibi iş hayatında kendine ram olmayan, kendine kul köle olmayan çevreleri de hedef alıyor. Bu aslında faşist karakterde bir davranış biçimi. Yani normal, demokratik, parlamenter sistemlerde hiçbir hükümet ve onun yetkilisi böyle davranmaz. İş hayatında belli kurallar vardır. Herkes yarışır. Yani işin mantığı, doğası öyledir. Ama tabii günümüzde Amerika dünya çapında mafyokrasinin şampiyonu olarak temayüz etti. Amerikan işbirlikçi iktidarlar da Tayyip Erdoğan gibi korkuya dayanan gene mafya yöntemlerine bel bağlayan bir yönetim tarzı. Dikta, faşizm hevesi gözleniyor.
Şimdi ben şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın bir faşist sistem oluşturması mümkün değildir. Neden? İki nedenle oluşturması mümkün değil. Bir, ordusu yok. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde bir Amerikan tetikçisi olarak savaşmadan teslim alma politikası kendi nedeniyle... Kendi ordusunu kuruyor, polisi ordulaştırıyor, yeni 15 bin kişilik ordu kuracağım diyor. Yetmez. Bunlar da tabii öyle çırpınış şeylerdir ama yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kurum olarak, ben tek tek subaylar düzleminde bir şey söylemiyorum, hasım hale getirdi. Kendisi bunu yaptı. Neden? Yabancı bir gücün işbirlikçisi olarak evet. ve bir yabancı kaynaklı evet. bir operasyonun tetikçisi olarak evet. içeride faşist bir diktatör rejimini yürütecek gücü bu nedenle yok. İki, dünya çapında arkasını dayayacağı bir emperyalist dayı da artık yok. Eskiden vardı yakın döneme kadar. Ama dünya dengeleri değişti. Amerika'nın yıldızı sönüyor. Orta Doğu'da güç dengeleri değişiyor. Dolayısıyla Mursi'ler, Tayyip Erdoğanlar, şimdi Fas'ta o münafık kardeşler, Müslüman kardeşler diyorlar ama münafık kardeşler terimi daha iyi uyuyor. Doğru. Yönetimi vesaire bunlar paldır küldür gidiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın da ayağının altındaki zeminin hızla kaybolduğu görülüyor. Ben dolayısıyla... Koç grubuna yöneltilen baskıların birkaç yıl önceden olduğu gibi etkili olabileceğini artık zannetmiyorum. Belki de tam tersine bir şeyi getirecektir. Nasıl Taksim'de gaz bombalarıyla, biber gazıyla, tomalarla halkın üstüne gidince daha büyük kitleleri karşısına aldıysa bu tür yasa dışı, izan dışı yöntemlerle belli sermaye kesimlerini hedef almak ve kendine köle yapma girişimlerinin de daha büyük tepkilerle sonuçlanacağını söylüyorum. Son olarak bir noktayı daha ifade edeyim. Şimdi ben çıkışı merkez sağda yeni bir oluşum sağlayarak olabileceği düşüncenizi paylaşmıyorum. Şundan dolayı olsaydı zaten olurdu. Türkiye geçtiğimiz 5-10 yıl içerisinde birkaç seçim sürecinde merkez sağın hızla şey olduğu eridiği oldu. O da dünya şartları ve Türkiye şartlarının getirdiği bir olaydı. İstikrar kaybı oldu dünyada ve Türkiye'de. Türkiye 50'den 80'lere kadar aşağı yukarı istikrar içinde değil mi? Kalkınıyordu. Belli bir hayatı vardı. İktidarlar gelip gidiyordu ama aynı politikalar devam ediyor. Tahtirivalli yöntemler oluyordu. Ecevit geliyordu, Demirel gidiyordu. Sonra tekrar dönüyorlardı falan. Ama 80'den sonra artık değişti. Türkiye hızla başka bir rejime doğru sürüklendi. Merkez sağın zemini bana göre büyük ölçüde kayboldu. Ama merkez sağın bir potansiyel olduğu, bunu hükümet Tayyip Erdoğan hükümetini yıkmakta önemli bir rol olacağı değerlendirmenizi paylaşıyorum. Bunun yolu yeni bir orta sağ parti kurmak, merkez sağ parti kurmak yerine merkez sağı da içine alan bütün milli güçleri işbirliğinden geçiyor. Biz bunu çeşitli formüllerini ortaya attık. Genel Başkanımız Doğu Perinçek başta olmak üzere bu tür girişimleri başlattık. Sayın Hüsamettin Cintoruk'un milli merkez girişimleri, bizim parti olarak yaptığımız girişimler, bu girişimlere çeşitli düzeylerde aldığımız yankılar falan bu formülün hayata uygun olduğunu ve gittikçe gerçekleşme yönünde evet. Seyir izlediğini gösteriyor. O bakımdan son cümle şudur. Ben şimdi deri kokarsa tuz basarsın. Tuz kokarsa ne yaparsın? Çaresizlik gibi gözüküyor değil mi? Şimdi Türkiye 1920'lerde bu çaresizliği nasıl aştı? Atatürk'ün sihirli formülü şuydu. Evet. Milletin kurtuluşu milletin azim ve kararıyla olacaktır. Peki bu azim ve karar nerede ifadesini bulacak? O zaman müdafaa hukuk cemiyetleri, heyeti temsiliye ve Ankara'daki meclis milletin azim ve kararının simgesi olarak temayüz etmişti. Bugün ise milletin azim ve kararı yeniden ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır ve azim ve kararı kendini ifade etmeye de başlamıştır. Bunun en anlamlı yolu, milletin azim ve kararını kuvvete dönüştürmenin en anlamlı yolu
İşçi Partisi büyütmekten geçiyor. Evet. Öncü parti olarak, mimar parti olarak, kurucu parti olarak, cesur, akıllı bir parti olarak. Ben bu çağrıyı yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben tabii Milli Merkez'i ben de çok önemsiyorum. Sevgili Ufuk Söylemez, Ankara temsilcisi Milli Merkez'in. Ama şu aşamada Milli Merkez'in en azından bu süreçte partileşmek gibi bir durumda değil. İleride açık. Milli Merkez'i ben göz ardı etmiyorum. Yalnız bir şeyin altını çizmemiz lazım. Bugünkü MHP, CHP, bugünkü partiler itibariyle AKP'den oy koparmak zor. Benim ısrarla vurguladığım AKP'den oy koparacak bir siyasi adres. Halk hareketi unsuru ve bunun yansımalarını hesaba katmamız lazım. Bu çok önemli. Elbette o, ben onu göz ardı etmiyorum ama AKP'nin o dinle afyonlanmış o muhafazakar. Bakın 1991 seçimlerinde merkez sağın oyu doğru yol 27, ANAP 21, 24, 51. Nerede bu %51 oy 91 seçimlerinde? AKP'de. AKP en az %15 oradan. Onlar Atatürkçü, tamamı onların AKP, ANAP ve doğru yolun tamamı şey mürteci değil ya. Tabii. Dolayısıyla o Atatürkçü orada bir damar var. O damar oyu nerede? AKP'de. Onları çekip almamız lazım. Almak için de bir adresin yaratılması lazım. 5 dakika geçtiniz diyor yönetmenimiz. Sayın Perinçek'in hainler de korkak olur yazısını okuyamıyoruz. Öyle mi? Süremiz bitti. Değerli seyirciler, mutlaka bir Aydınlık Gazetesi alın. Muhteşem bir yazı Sayın Doğu Perinçek'in, sürmanşetten verildi. Hainler korkak olur yazısı. Israrla tavsiye ediyorum. Bu sezon bu program son programımız. Kısa bir yaz tatiline çıkacağız değerli seyirciler. Tatil biter bitmez karşınızda olacağız. Yarın Silivri'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.